Hepinize günaydın arkadaşlar. Sabah saat 8 civarı. Ortalığı falan toparladım böyle. Battaniyelerimi vesaire havalandırdım. Onun üstüne daha kahvaltı etmedim. Ondan önce bir arkadaş fikir verdi. İsmi neydi ya? İsimleri hiç aklımda tutamıyorum yorumlardan sonra. Şunun simitlerle diyorsunuz. Ben arkadaşlar için de söyleyeyim. Gel bulursun. Süngeri koyduktan sonra minderler boşa çıktı. Bir tanesini sıraya kullandım. İki tanesini de arkadaşım fikri sayesinde bu dış kısmını alıp artık kapı içliğine şey yapacağım. Kapı aralarından böyle çok stabilize yol olduğu zaman toz vesaire giriyor. Toz girmesin diye kapı aralığı yapacağım bunlardan. İki tanesi yeterli olur zaten. Süngerleri de atacağım. Bakayım videoyu açmış mıyım ya? Boşa konuşmayalım. Açmışım abi. Başlayalım sanırım. Ya böyle maksat video olsun. Her anımı kaydetmeye çalışıyorum. Her şeyi yani. Kaydedemediğim yerler oluyor ama idare edin. Zaten bu kadar güzel. Üstteki sünger bayağı kaliteli sağlam bir sünger. Böyle geldi. Nasıl açarsın daha? Makul. Mantıklı olur. Yani üç şekilde açardım. Buradan zaten gittim. Buradan açayım tamam. Zaten dikiş yerleri çok sağlam. Tık tık gidiyor. Çıkartalım mı abi? Bakalım. Şöyle ortaya sünger çıkmış. Şöyle göstereyim. Bayağı sağlam bir sünger. Kazıyor aslında. Yatak yapabilirim ama yatak koyacak yer yok arabada. Nereye yapacağım yatağı?
Ama benimle yatıyor yani Kaju. Bayağı alıştı yani. Kışın da benimle yattı. Çünkü kışın bayağı soğuk oluyordu. Sarılıp uyuyordum. Örtüyordum battaniyeyi. Ben onu dışarıda bırakmaya kıyamıyordum yani. Bakalım. Şunu da açalım abi. Dikiş yerlerinden kopartalım. Sonra kapı içine aralığına koyacağız. Vallahi bu tavsiye kim verdiyse sağ olsun. Bayağı çok güzeldi. Şöyle göstereyim. Kumaş çıktı ortaya. Bayağı kaliteli bir kumaş. Bunu her şeyde kullanabilirim ama kapı aralığına kullanacak. İhtiyacımız olursa daha sonra başka şeylerde de kullanabiliriz. Bayağı güzel kaliteli kumaş çıktı ortaya. Sağlam kumaş. Yani bu şekilde ben kahvaltı falan yapacağım. Ondan sonra bol bol muhabbet ederiz sizlerle birlikte. Demin bir tane köpek geldi. Kaju deli gibi saldırıyor. Efsane bir koruma köpeği yani. Jack Russell. Hem ufak abi hem ev köpeği. Çok güzel bir şey ya. Tüy dokma sorunu olmasa efsane. Ama o soruna da çözüm buluyor arkadaşlar. Çözülmeyecek hiçbir şey yok bu hayatta. Bazıları mesela yok tüy dökülüyor, yok şu oluyor, bu oluyor. Sokağa atıyorlar. Saçma saçma işler. Ben bu canlısını nasıl sokağa atayım? Ben bunu yaz, kış, her zaman hep birlikte mücadele vermişim. Sokakta olsun, belli. İşte çalışırken olsun. Hep yanımdaydı. Bunca zamana kadar hep yanımdaydı yani. Kaju'yla tanışma hikayemizi ayrı bir video yapacağım. Hava gene birazcık bozdu arkadaşlar. Şöyle etrafı göstereyim. Temiz, sakin bir hava vardı. Sabahleyin böyle ilk kalktığımda sakin bir hava vardı. Videoda görürsünüz zaten. Şu anda birazcık lodasa doğru çevirdi. Bakın şöyle etrafı göstereyim. Bayağı bir lodos çıktı. Kaju da burada. Kaju'yu zincire vurduk. Su durmadığı için. Arkadaşın tavsiyesi üzerine kumaşı buraya koydum. Bu burada. Şöyle göstereyim. Hem soğuk girmesini engelleyecek alt taraftan. Hem de toz vesaire girmesini engelleyecek. Girse de yani orada kalacak, o tutacak onu. Diğer kapı işlerine de diğer kumaşı kullanacağım. Diğer parçayı kullanacağım. Gayet güzel olacak. Belki biraz daha soğuğu kesebilir. Güzel olur yani. Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok uzun videolar istediğiniz için ben de böyle bir her anımı video kaydetmeye karar verdim. Şu anda kahvaltı ediyorum. Böyle kahvaltı dedim de yani ahım şahım bir şey beklemeyin. Şöyle çoko krem var, çayım var. Ondan sonra Kaju burada yatıyor güneşte. Sinekleri avlıyor göreceğiniz üzere. Bu şekilde şurada çıta vardı. Çıta şuraya bir havlu diyorum. Şu battaniyeyi koydum şuraya. Normalde bu battaniyeyi ön tarafa perde. Şunu da arka tarafa perde olarak kullanıyorum. Şuradaki çıta buradan lak diye kırıldı. Böyle umarım hoşunuza gider. Yorumlarda belirtin. Belirtiyorsunuz zaten ama eğer böyle sıkıldığınız anda söyleyin ki ben videoda hemen değişikliklere geçeyim. Çünkü videolarımı siz ne kadar izlerseniz, ne kadar severseniz ben o kadar çok video yayınlayabilirim ki. Öyle yani. Bundan önceki videoda
bilekliklerimi falan göstermiş olacağım. Orada şey yaparsınız yani. O videoya göre bileklik yapmana ben tekrardan devam edeceğim. Çünkü paraya ihtiyacım var. Akdeniz bölgesine geçebilmem için. Bir tane abim sağ olsun destek göndermiş. İsmi Erdal abi. Erdal abi aynen. Erdal abiye buradan selamlar. Çok teşekkür ederim abi. Onun dışında Azerbaycan'dan yazdılar. Çok izleyen varmış Azerbaycan'dan. Azerbaycan'a da buradan selamlar. Onun dışında selam göndermek istediğiniz şeyleri bu yorumlara yazarsanız ben oradan zaten okuyorum, aklıma gelirse eğer videodan selam gönderirim. Çünkü ben diğer YouTuber'lar gibi olmak istemiyorum arkadaşlar. Sizlerin isteği doğrultusunda olabildiğince kendimi yoğunluk verip YouTube'a. Mesela sizler çok güzel izliyorsunuz videoları. İzlenme sayısı artıyor vesaire. Abone sayımız artıyor. Bu şekilde siz eğer bunu arttırırsanız ben de olabildiğince kendimi YouTube'a veririm. Sizlere video sunarım. Hem benim için iyi olur hem sizler için iyi olur. Çünkü günlük video atan günde bir video atan YouTuber çok az yani. Şeyde YouTube aleminde. Çünkü görüyorum haftada bir atıyorlar. İki haftada bir atıyorlar. Emre Durmuş var mesela. Şu anda hiç video atmıyor. Durumunu bilmiyorum ama kötü bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Instagram'dan paylaşım yapıyor ama YouTube'a paylaşımı yapmıyor. Nasıl olsa diyor. Önceki videolar bayağı izleniyor diyor. Oradan para geliyor diyor. Tahminimce. Kapandı video. Yer kalmamış şeyde. Nasıl söylesem. Hafızada yer kalmamış. Hemen önceki yüklediğim 3 videoyu sildim. videoları sildim abi. Şimdi yer açıldı. Video çekmeye devam. Bir yandan kahvaltı yaparken. Şöyle göstereyim size de. Çoko kremimi sürüyorum ekmeğime. Sabah iyi oluyor ya, iyi gidiyor. Şeyde arkadaşlar, çayda şeker kullanmıyorum. Tuzu biraz bol kullanıyorum. Mesela patates falan yerken, dün patates yapmıştım. Zaten onun videosunu da görürsünüz de, onu benim dandik GoPro ile çektim. Gerçi videolarda görürsünüz dandik mi iyi mi siz karar verin ama mikrofondan bayağı kötü ses çıkıyor. Kaju mamasını yedi. Kajuyu taradık güzelce. Oh. Hava ne kötü ne de iyi. Rüzgar var biraz. Şöyle göstereyim. Manzaram bu şekilde. Kaju gene orada bir şeyler yapıyor. Kaju ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya. Gel bak, seni istiyorlar. İn aşağı, aşağı in. Orada otur. Sen sinekleri avla, tamam mı? Bu arada arkadaşlar, videonun 30. 40. saniyesinde normalde şeyi söyleyeceğim. Bundan sonra videolarda söyleyeceğim yani. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın diye hatırlatma yapacağım. Hep unutuyorum. Sizler unutmayın. Bunlar benim için çok önemli şeyler çünkü. Hem sizlere video sunabilmem açısından hem de videolarımın öne çıkabilmesi açısından. Olabildiğince yani desteklerinizi bekliyorum. Paylaşırsanız da mükemmel olur. Mesela ne oluyor? Instagram'da hikaye oluyor mesela. Hikayede paylaşın. Onun dışında mesela şey oluyor. Facebook'ta hikaye oluyor. Orada paylaşabilirsiniz.
Bakın vapur, şey vapur diyorum ya. Tekne geçiyor, kayık. Bak. Efsanevi. Hacı da bakıyor. Bu dün de geçmişti galiba. Ne oldu Kacı? O ne kızım? Kacı her şeyi avlıyor, her şeyi fırlıyor. Al ben şu ekmeği bitireceğim. O değil de yumurta vazgeçmez mi ya sabah kahvaltısında? Zeytin de güzel gidiyor. Bugün yiyecek pek bir şeyim olmadığından şey yapacağım. Ama sokak müziği yaparken arkadaşlar beslenmeme bayağı dikkat etmem lazım. Kısmayacağım yani. Bolca ne istiyorsam yiyeceğim. Güzel kazanç gelirse. Bakalım turist akını olacak diyorlar. Ama olabildiğince gene kendimi dizginleyip maske takarak falan. Eğer bende varsa virüs, insanlara saçmamak adına hem de karşıdan gelecek şeylerden korunmak adına, ama maske korumuyor diyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Az da olsa koruyabilir maske yani. Çünkü karşıdan mesela adam bir hapşurdu, öksürdü. Maske de takılı kalır bu şekilde. Geldiği zaman. Yani. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Zaten şeyleri izlersiniz. GoPro ile kafamdayken ara çekimler yaptım. Çöp falan topladım. Etrafı temizledim. Çünkü manzara izliyorsun abi. Şöyle bakıyorsun mesela. Şu anda bak. Temiz. Çok fazla çöp yok. Şu sabit kumun içine gömülü olanları alamadım ama onun dışında tertemiz yaptım. Temizledim burayı. Manzaram güzel olsun abi. Çöplük görmek istemiyorum ben ya. Atmayın abi şu çöpleri yani. Şu güzel sahilimize, güzel doğamıza atmayın bu çöpleri abi. Ne oluyor yani? Bak 5 dakika, bak videoyu izleyin abi. 5 dakika 10 dakika arası bir poşet çöp topladım. Burası tertemiz oldu. Ama ne gereği? Atmasanız da tertemiz olsa her yer, tertemiz şöyle manzaramızı izlesek fena mı olur? Güzel olur. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar, aracın rampa çıkışını görmek isteyenler görebilir. Şu anda Çorlu rampasını çıkıyorum. Şu anda 4. vitesteyim. İşte 40'la 40-50 arasında gidiyoruz. 45'le falan. Gayet rahat çıkıyor rampayı. Kaçı da burada. Yani devrinde kullanırsanız arabayı gayet güzel, gayet rahat bir şekilde rampayı tırmanıyoruz gördüğünüz gibi. Çok büyük bir rampa değil burası ama daha uzun rampalarda da video çekerim. Mikrofondan sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama kötü geliyor olabilir, idare edin arkadaşlar. Şimdi deniz kenarına doğru gidiyoruz. Rampayı çıkış bu şekilde. Zaten bitti rampada. Daha büyük rampalarda da video çekerim artık. Hayır.
Patatesi biraz fazla koymuşum. O yüzden karıştırırken bayağı zorlanıyorum. Şimdi birazcık bunu patatesle soğanı birlikte kavuracağım. Daha sonra su ekleyeceğim yavaş yavaş. Normalde sıcak su eklemem lazım ama şimdi tekrardan sıcak su kaynatıp falan uğraşmamak için üzerine soğuk su ekleyeceğim. O zaten yavaş yavaş kaynayacak ve pişmeye bırakacağım. Değişik bir yemek bu yani. Normalde salça falan katılır ama salça yok bende. Ne koydum? Soğan koydum, yağ koydum. Patates koydum, o kadar. Başka bir şey yok. Suyunu koyacağız. Yavaştan pişmeye başlayacak. Yiyeceğiz abi. Şimdi o biraz kavrulsun kendi kendine. Soğanla patates. Yani iyice sıcaklığı alsın ki. Direkt ben suyu koyduğum zaman kendi kendine ısınsın yani. Çok biliyormuşum gibi anlatıyorum da. Hiçbir şey bildiğim yok arkadaşlar. Kendim böyle hayat öğretti bunları bana. Bu şekilde yapıyoruz. Kaju gel bakayım buraya, ne yapıyorsun ya? Oradan oraya koşturuyorsun. Kaju bayağı mutlu oldu buraya geldi. Deniz kenarını çok seviyor ya. Yaz gelse var ya, atıyorum böyle şeyi, topu. Bu arada Kaju'yla tanışma hikayemizi de ayrı bir video olarak anlatacağım. Ama telefondan çekerim büyük ihtimal onu. Çünkü bunda ses birazcık kötü geliyor gibime geldi benim. Evet. Normalde bu şekilde videolar çekmem ama uzun video olsun istiyorsunuz. Ben de mecburen bu şekilde yaşamımı, hayatımı anlatan videolar çekiyorum yani. Her anımı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım seversiniz, beğenirsiniz. Bakalım. Herhalde yeter kavruldu ya. Neyse, az bir şey daha. Şöyle bir kapağını kapatalım, ısınsın. Hemen şuradan suyumuzu ekleyelim. Bu arada arkadaşlar, su depomuz şurası oldu. Kıyafetlerimiz de şu tarafta. Onun dışında başka. Şu minderlerin ikisini atacağım, birini atmayacağım. Biri burada kalacak. Kaju bunun üzerine çıktığı gibi camdan rahat rahat kafasını çıkartabilir. Tam olarak sürücü koltuğundan buraya kadar yatağın boyu 1.80 geliyor ama sürücü koltuğunu ileriye şey yaparsanız, iterseniz eğer 1.85-1.90 civarı. 1.90'lık adam zor yatar yani burada, onu söyleyeyim sizlere. Genişliği de yaklaşık şu doğum ütümüne kadar 72 santim civarı. Bu da normalde alttaki parçalar şey de, katlanır masam var altında, o tutuyor yani bu tarafı. Bu şekilde bayağı bir geniş bir, iki kişi bile yatılabilecek bir yatak yani. Birazdan sohbet olmak videoları geldik. Arkadaşlar herkese selam. Kameranın şarjı bittiği için bu GoPro ile çekim yapıyorum. Dandik bir GoPro. 150 liralık falan. Umarım güzel geliyordur ses. Çünkü artık bazı çekimlerimi bununla yapmam lazım. Başka çarem yok çünkü. Başka çarem yok derken yani şarj yetiştiremiyorum telefonda artık. O yüzden daha çok böyle sohbet konulu şeyleri telefonumla yapmaya çalışacağım ama bununla da çekebilirim yani. İki türlü de şey yapacağız. Artık idare edin. Bilmiyorum, ben de dinleyeceğim, bakacağız nasıl ses, iyi mi kötü mü. Şöyle arkadaşlar, küçük olduğundan dolayı birazcık rahat oluyor şeyi, kullanımı bunun telefona göre. Şu buzdolabının kapağını şu şekilde yaptım. Vidalama sistemiyle deldim abi. Çok da başarılı oldu bunu açıp kapatması. Yani şey açısından başarılı oldu açıp kapatması derken. Nasıl söyleyeyim? Sağlam oldu yani. Kesinlikle açılmıyor yolda giderken. Şöyle saklama kabımızda kuru üzümümüz var abi. Ne oldu abi? Bu niye kapandı kendi kendine?
GoPro'ya hala alışamadık. Onun dışında şurada şeylerimiz var. Yemek yapacağım da. Şuradan yağımı çıkartmam lazımdı. O yüzden bu kadar yağ çıkartmak için bir dünya şey dağıttık. Evet abi. Şuraya koysak nasıl? Şuradan gözükür müyüz abi? Gözükürüz abi. Şöyle dur sen ya. Onu acaba selfie çubuğuna takabilir miyiz? O var. Abi bu kaşıklar maşıklar nerede? Her şey her tarafta. Tamam. Evet. Şimdi yağımızı koyalım abi. Çakmak nerede? Çakmak cebimizde. Evet. Bir elime şunu alsam bir iki elimle halledebilir miyim? Halledemem. Evet. Şimdi yaktık. Yağımızı da koyalım. Çok fazla yağ koymaya gerek yok. Şöyle göstereyim. Her yerde kajunun kuluk kalı uçuyor. Bir yandan da şey yemek yapıyoruz. Kaju, kaju da orada yatıyor. Evet. Bu aslında bu kamerayı şey için kullanmayı düşünüyorum. Su altı çekimlerinde şöyle göstereyim. Şunun şeyi var. Su geçirmesin diye. Zıpkınım var biliyorsunuz. Zıpkınla balık avlıyorum. Zıpkınla daldığında bunu da kafaya takacağım abi. Şu şekilde kafaya takma şeyi var bunun. Aparatı. Onu da kafaya taktığım zaman soğanlarımızı dökelim. Efsane görüntüler ortaya çıkacak. Onu da paylaşacağım sizlerle. İnşallah hep birlikte güzel yavaş bir şekilde, yavaş da demeyelim, orta hızda ilerleyeceğiz YouTube'da. Bakalım. Ya bunun şarjı o kadar iyi gidiyor ki 60 dakika falan gidiyor. 60-70 dakika falan. Telefona göre gayet avantajlı yani bu kamera, ama bakalım sesimiz nasıl çıkacak şeyden. Buna göre bakacağız. Eğer sesimiz güzel çıkıyorsa bu kamerayla devam edebiliriz. Şey bayağı beğenildi ya. Bayağı beğeni geldi. Normal karavanı çektiğim videodan daha çok beğeni geldi. Karavan sohbetlerinin birinci bölümünde. Şimdi ikinci bölümünü de çektim telefonla. Karavan sohbetlerinin. Onu da yayınlayacağım. Bayağı güzel olacak ya. Hava da düzeldi bayağı be. İnşallah şöyle az yağmurlu olur da, yağmur olmaz da havada şey yaparız ya, güzel bir müzik yaparız. Yarın pazar, pazartesi yollar açılıyor. Bakalım, bir destekçi bana bir miktar para göndereceğim diye söylemişti ama bakalım yakıt parasına destek olacaktı. Eğer o destek olabilirse doğru Akdeniz bölgesine doğru ilerleyebiliriz. Ama destek olmazsa burada müzik yapıp biraz para kazanıp öyle devam edebiliriz. Bakalım. Biliyorsunuz 500 lira da ben şey ödüyorum. Aylık bu karavanın taksidini ödüyorum 500 lira. O yüzden birazcık durumumuz sıkıntı. Ama sıkıntı değil. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Soğanlarımız kavruluyor. Kaju orada geziyor. Kaju buraya gel. Ne geziyorsun orada? Video nasıl çıkıyor acaba ya?